Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz alkol içkilerin maddi manevi zararları. Önce inşallah şöyle başlayalım. Acaba insanlar niye buna yöneliyorlar acaba? İnsanların yaratılış fıtratında hem maddi hem manevi duygular var. Bu duygular tatmin olmayınca insan mutlaka yanlış yollara, sapık yollara sürükleniyor kişi. Örnek verelim birkaç tane inşallah. İnsana bir görme duygusu var. Bir insanın bulunduğu yer dar, sıkıcı, karanlıksa ne kadar konfor rahat olsun, o kişi burada tatmin olmaz. Çünkü gözde bir de görüntü ister. Hatta yenilen gıdalarda bile, ev işi yapılan pastanında şunda bunda bile, ne kadar tadı güzel de olsa, gözde mutlaka bir görüntü ister. Kulak güzel ses duymak ister. Bunun gibi İnsanda bir de gönül var, gönül. Gönül. Bu gönül madde ötesi bir duygu. Ruhsal duygu gönül. Gönül ne istiyor? Gönül ancak Allah ister, Mevla ister. Yani gönül ne kadar dünyada belirli makamlara gelse de maddi olarak ne kadar refah kavuşsa da yine gönül sıkılır, daralır, bunalır, tatmin olamaz. Ne zaman tatmin olur? Gönül Mevla'yı ister. İşte çağımızda, günümüzde ne yazık ki maneviyat eksildikçe gönüller daralıyor. Ruhlar sıkılıyor mu derler. İnsanda bunalım başka insanlarda. Bir defa ne yapılıyor? Ya inanç açısından yanlış sapık yollara, Allah korusun, insanlar alkolün, uyuşturucunun kurbanı oluyorlar insanlar. Bunun için öncelikle inşallah hepimiz, görevimiz çoğu çocuğumuzun bu durumuna özen göstermek. Çoğu çocuğumuza böyle. Onlara Allah sevgisini, peygamber sevgisini onlara aşılamak. Onları inşallah küçük yaştan İslam'a göre yetiştirmek. Bundan sonra bu da yetmiyor. Tabii delikanlı oldu, belli yaşa geldi. Arkadaşı olacak bunun. Sonra iyi arkadaş şart muhteremler. Tabii günümüzde genelde gençler okumaya gidiyor, okullara gidiyorlar, grupete gidiyorlar. Kimle gezdiği belli değil tabi. Bir insan ne kadar iyi olursa olsun kendisi, eğer arkadaşları kötü olursa elinde olmadı oraya kapılır. Çevre bunlar. Bir de insana gelen sıkıntı bunalımlarda insanı sürükler. Mesela bir aile geçimsizliği, yuvanın yıkılması, çocukların dağılması, iş hayatında okulda başarılı olamama, bunalıma girme, nedir bu insanları? Alkole götüren yolların tuzakları bunlar. Alkole öncelikle bira ile başlanır. Hatta daha aşağı inersek sigara ile başlanır. Hele günümüzde çocuk yaştaki kişiler, çocuklar yani, kız erkek, sigarada bir şey oluyor, sigarada. Çünkü Allah'ı bilemeyenler, Allah'ı sizi etmeyenler, evinde yuvasında İslam huzuru bulamayanlar, ne yapıyor zavallı çocuklar? Sigaranın dumanında bir şey arıyorlar orada. Tabii bir zaman böyle gidiyor. Sonra sigara yetersiz kalıyor bunlar için. Arkadan bira, devreye giriyor muhtemelen bira.
Günümüzde reklam yapılıyor bazen. Alkolsüz bira diye. Bu yalan muhteremler. Bu yalan bu. Ne var ki alkol oranı düşük olabiliyor. Bu olabiliyor. Ama bira alkolsüz olamaz muhteremler. Onun mayası alkol muhterem olması şarttır bunda. Birada. Bira ne yapıyor insanları? Alkole götüren bir basamak oluyor, merdiven oluyor. Ve kişileri ne yapıyor? Alkole yavaş yavaş bağımlı olmaya alıştırıyor bira. Sonra ne oluyor? Tabii bira içen kişi zamanla yetersiz kalıyor. Yani tatmin olamıyor. Bu defa ne yapıyor? Daha güçlü alkol içkire yönelmeye kalkıyor şey kişi. Kur'an'da bize öyle buyuruyor inşallah. Ama onu sonra geleceğim o konuya inşallah. Kur'an-ı Kerim'de hamur diye geçiyor. Hamur. Hamur, hı, noktalı hı buradaki. Hamur hanımların başısında yine buna da hımar denir buna da. Yani bir şeye örten bir şeye hamur denir. Bu içkilerde aklı örttüğü için yani akıl devşi kaldığı için bunlara da hamur deniyor. Bilhassa Türkçe karşı şaraptır bunun da. Bazıları soruyorlar. Tabii onların amaçları başka da. Ne diyorlar? Üzüm helal da suyu neye haram diyorlar bazıları şimdi. Üzüm de helal, suyu helal muhtemelen bakın şimdi. Haram değil. Yani üzüm de helal, suyu helal. Taze üzüm, sıkılı zamanlar, bunun adı şıradır, şıra. Taze üzüm sıkılıp da eğer taze olarak içilirse bu helaldir, bu şıradır. Hem bunun beden faydası vardır. Ancak o şıra özelliğini kaybederse ayrıca bunlara savret deniyor, savret. Yani bir madde eğer başka maddeye dönüşürse, mesela örnek vereyim, yağ, biraz zeytinyağı, örnek verelim. İçine mesela fare düştü, iş ölmüş içerisinde. Tabi bu yağ ne oldu? Niris oldu, pis oldu, gelmez haram oldu. Kullanılması yine pis, niris. Ne gerekir bu? Eğer bu zeytinyağından sabun yapılırsa, o zaman sabun helal temiz olur. Burada ne var? Sayuret. Yani kimyasal değişim oluyor. Demek ki bir madde kimyasal olarak aslı bunun değişti mi, onun hükmü de değişiyor. İşte üzüm suyu da taze sıkıldığı zamanlar adı şıradır. Onda üzümdeki özellikle tamamen vardır bunda. Ne zaman haram oluyor bu? Şuna bakalım işte muhteremler. Sıkılan taze üzüm suyu. Bu tabii fabrikada ne yapılıyor? Fışlara konuyor. Havasız fışlara konuyor bu. Bu fışlı konan üzüm suyu yani şıra dediğimiz üzüm suyu ne yapıyor? Orada yavaş yavaş eşimeye başlıyor. Neden eşiyor muhtemelen şimdi? Üzümün kabuğunda bir madde var. Zimas deniyor buna. Bir madde var. Bu madde üzüm kabuğundayken insana yararlı. Ancak üzüm sıkıldığı zaman üzümün kabuğundaki bir zimas denen madde şıraya suya karışıyor. Karışınca ne yapıyor? Bu madde şıradaki şekerleri parçalama başlıyor. Bakın. Şekerler parçalıyor. Üzümün suyu tazeyken bunun beşte biri şekerdir. Yani %20'si bunun şekerdir. Normal üzüm, olgun üzümde. Bunun için tatlıdır o böyle. Ama bu biraz durunca ne oluyor? Bu defa üzüm kabuğundaki zimas denen madde buradaki şeker habbelerini, yani glikozu ortadan bölüp parçalama başlıyor bunlar.
Bu şeker habbeli tanecikleri parçalanırken bunlar şekillerini kaybedip kimyasal dönüşüm oluyor. Bunlar başka dönüşüyor bunlar. Ne oluyor bunlar? Alkol ve karbondioksit oluyor bakın. Hem de etil alkol dönüyor buna. Hem de etil alkol daha tehlikeli alkoldür böyle. Demek ki üzüm içindeki şeker habbeleri, taneleri ne oluyor? Bunlar parçalanınca bunun şekerli olma özelliği, vasfı gidiyor. Bunun yerine ne oluyor? Etil alkolle bundan karbondioksit gazı bedene geliyor. Tabii bu şekerler parçalanıp da alkol dönüşüyor ne oluyor bu defa? Şırana dengi, rengi değişiyor, tadı değişiyor. Tatlıyken kesin, yakıcı, acı bir aramaya başlıyor. Kokusu değişmeye başlıyor. Sonra ne oluyor? Bu tabi alkol dönüşünce üzümün tortuları bunda eriyor bir kısmı. Erimeyen de oluyor. Dibe çöküyor. Bu defa bunlar ne yapıyorlar? Karbondioksit gazı. Tabi bu harekete başlıyor. Bu kavrulma başlarken alttaki tortu yukarı çıkarıyor. Üzü köpükleniyor. Adı ne oluyor? Adı şarap oluyor muhtemelen işte. Yani az evvel adı şıraydı. 3-5 gün önce, 10 gün önce neyse. Tabi yerine göre, zaman ısısına göre değişiyor bunlar. Adı şırayken özelliği başkaydı. Yani kimyasal değişim oldu. Kimyasal değişim oldu. Buradaki şekerler parçalandı, şekere gitti. Alkol ile karbondioksit gazına dönüştü bunlar. Özelliği bunun değişti. Adı şarap oldu. Bir defa şarap olunca ne oluyor tabi? Damlası da haram oluyor muhtemelen böyle. İçmesi de haram oluyor. Üstüne de bulaşsa yine haram oluyor. Şimdi bakalım bir de inşallah maddi zararlarına alkolün. Yalnız tabii şarap değil. Bu şaraba damıtılmamış içki derler. Bir de bunu damıtılmış derler. Rakı gibi. Damıtılmış. Bu da nasıl oldu damıtılmış da? Önce bir yerde ısıtılır, buharlaşıp, buharlaşan o buhar başka bir bidona gider. Orada hemen soğur, sıvı haline gelir böyle. Yani vodka, viski, rakı, onlar damıtılmış deniyor bunlara. Fark ediyor bunlar. Tabii isim ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, hadis sonra gelecek, hadise gelecek bunlar inşallah, hepsi bunların haramdır. Bir kişi Allah korusun ağzına bu içkiyi koyduğu zaman yani İslam'a göre tabii fıkıh yönelir inşallah manevi açıdan ikinci fıkhsıda buna geçeceğim. Yani şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir insanın düşünmesi lazım. Arka olan bir kişi düşünmesi gerekiyor. İnsanın elbisesine sıçrarsa bir diren miktarı namaz kişi kılamaya pis nefis olur muhtemelenler. İnsan eline filan bulaşırsa kişi namaz kılamaz. İçine girse ne olur? Düşün muhtemelen. Bu alkol alındığı zaman tabii nereye gidiyor? Her şeyin gittiği gibi önce mideye gidiyor. Mideye giden her madde önce mutlaka bir sindirime tabi oluyor. Yalnız bu etil alkol hiçbir sindirime tabi olmadan daha mideden kana geçmeye başlıyor, çekiliyor. Bir kısmı. Diğer kısmı da ince bağırsaktan kana hemen çekiliyor muhtemelen. Olduğu gibi çekiliyor. Bunlar karaciğere gidiyorlar. Karaciğerimiz bir laboratuvar muhtemelen karaciğerimiz. Yani muazzam bir laboratuvar karaciğerimiz. Bu etil alkol karaciğerde başka bir alkole dönüşüyor, daha tehlikeli alkole dönüşüyor. Buradan kan basıncı ne yapıyor? Bedendeki bütün hücre dağılıyor. Bu alkol özelliği bu da böyle. Yani bedende alkolün girmediği tek hücre kalmıyor. Şöyle ki Allah korusun bir ana baba adayı eğer iki alkol alıyorlarsa onların ürün hücresinin alkol gittiği için zavallı yavru alkol yok, doğu yok mu? Allah korusun böylece.
Alkol bütün bedenen dağıldığı için tabii ne oluyor? Bütün dokular, bütün organlar bundan zarar görüyorlar. Yani kalpte zarar görüyor. Özellikle karaciğer, ki siroza insan kişiye götürebiliyor. Böbrek zarar görüyor. Fakat en çok zararı zavallı beyin görüyor alkolden. En çok zararı beyin görüyor, beyin. Allah Teala bize herhalde beyin vermiyor muhtemelen, beyin. İnsanın bedensel varlığının özü de beyindir, beyin. Yani beyindeki bir arıza insanı da çıkarır insanı. Allah Teala ne yapıyor Mevlam bizlere? Beynimizi Mevlam sağlam bir kafese koymuş, kale içerisinde, kafatası muhtemelen. Dışarıda değil böyle. Kafatası her çevrilmiş. İçerisinde, kale içerisinde, sağlam kale içerisinde Allah beyni koymuş muhafaza altına. Bu da yeterli değil baktığına. Bu da yeterli değil. Eğer beynimiz kafatası içerisinde olsa, hafif bir çarpmada hemen zedelenir ama. Allah Teala bunu da bakın ne yapmış Mevlamı'da. Beyin bir sıvı içinde yüzüyor, sıvı içinde. Beyin. Sıvı içinde. Bunun için böyle hafif çarpmalarda hemen beyin zedelenmiyor. Sıvı içinde yüzüyor. İşte alınan alkol önce bu beyin sıvısına gidiyor. Beyin sıvısı gibi alkolü sıvıya dönüşüyor. Zavallı beyin alkol sıvısı yüzmeye başlıyor. Ondan sonra tabii beyindeki hücreye gidiyor, arkaya gidiyor muhtemelen. Gidiyor. Bir kimse 40 gram alkol aldı mı? Aldı mı? Beyindeki binler hücresi tahrip oluyor muhtemelen. Yani bir insan 40 gram alkol alsa, 40 gram alkol alsa kişi. Nedir 40 gram alkol? Mesela rakıda en aşağı %45'tir alkolü. %40 diyelim. Bir insanın 100 gram rakı içse 40 gram alkol almış oluyor. O kişinin beyin hücrelerinden binlerce sonunda tahrip harap oluyor. Harap oluyor bunlar. Alkol en büyük zararı beyniydi muhteremler. Beynimizde merkezler var. Şu bedene yöneten merkezler var beyinde. Sinir merkezleri var. İdare oradan ediliyor. Bunların bazıları bize tabi, irademize bazı tabi değil. Bunların bir kısmı otonom, bağımsız. Mesela sinirim sistemi var. Onu yöneten merkez var. O yönetiyor ama böyle şey. Ne zaman kapı açılacak, kapanacak, o yönetiyor böyle şey. Solunum sistemi yöneten merkez var. Dolaşım yöneten merkezler var. İşte alkol ne yapıyor? Alkol bu merkezlere baskı oluşturuyor muhtemelenler. Bunları çökertiyor, bunları çalışmaz duruma getiriyor alkol bu sefer. Bu iş alkol ne yapıyor? Alkolü kişi düşüncesini kaybediyor, karar veremiyor. Hatta yürüyüşü bile belli olmakta bak. Çünkü yürümeyi de yöneten merkez olarak beyinde var muhtemelenler. Kişi alkolü olduğumu beyindeki o merkezler çökertiliyor, baskı yapıyor onları alkol tarafından. Uyuşturuluyor onlar. Bir kısmı tahrip oluyor bunların. Kişi ne oluyor? Konuşan kişi ne konuştuğunu bilemiyor anında. Yani normalde konuşmayacağı sözleri o zaman kişi konuşuyor onları. Gevzelik yapıyor. İcabında gizli sırrını ortaya çıkarıyor. Huş kiranları söyleyebiliyor. Her şeyi konuşabiliyor. Kişinin konuşması dengesiz oluyor. Yürümesi dengesiz oluyor. Sinirimi dengesiz oluyor muhteremler. Bir de alkol B12 vitamini tahrip ediyor midede. B12 vitamini kan yapar muhteremler. Yani kanın özü budur. B12 vitaminidir. Midede alkol varken oraya alınan B12 vitamini bu tahrip ediyor. Bunun için bunlar kansız kalırlar muhteremler. Sinirim tabi zorlaşır, zayıf kalırlar zamanla. Ve bir kimse alkolle fazla ileri gitti mi, hele solunumu,
kalbi çalıştıran merkezler üzerinde baskı ağırlaştı mı, kişi sonunda felce, ölüme götürür muhtemelen arkadaşlar böyle. Bir kimse artık alkole bağımlı oldu. Bırakamıyor bunu. Bunlara alkolik deniyor. Alkolik deniyor. Bağımlılara. Kimler bu alkolik oluyor bunlar? Bu kişiye alkolün zararı anlatılsa, zararlı anlatılsa, bu kişi bunu kabullense de ve bırakmak istese de bırakamayacağı duruma geldi mi, bunlar alkolik deniyor bunlara. Makamı ne olursa olsun muhtemelen bakın böyle. İnsan tıp profesörü olsun kendisi. Eğer bu kişi alkolik olmuşsa, alkolün zararını herkesten daha iyi bildiği halde artık irade gücünü kaybetmiştir. Yani beyindeki kontrol kaybediliyor. Beyinde kontrolü kaybediliyor. Kişi artık kontrolden çıkıyor. Yani fren patlayan araba gibi kişi. Direksiyonu bozulmuş, frene patlamış arabanın, artık araba kontrolden çıkmış. Buna benziyor. Bu kişi ne yapar muhteremler, alkolikler? Artık bunların tek şey alkol almaktır. Bunlar artık alkol depolama başlarlar. Bir kişi bir de eğer sabahları kalkınca da alkol almaya başladı mı, artık onun en kritik duruma gelmiş muhteremler. Artık ömür bitmiştir muhterem. Gitmiştir. Ve alkol bütün dokuları, hücre organı tahrip ettiği için de alkolik kişiler çabuk yaşlanırlar mıdırlar böyle. Çabuk çökerler. Çabuk yaşlanırlar bunlar. Ve bunlara bir nevi ölümü kendileri çekerler. İntihar gibidir bu. Şimdi gelelim inşallah bir de ikinci bölümüne. Alkolün manevi zararları da nedir şimdi? Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz inşallah, önce inşallah Maide suresi ayet 90'da. İslam'dan önceki Araplarda, müşriklerde aşırı bir alkol bağımlılığı vardı onlarda. Aşırı ama. Evlerinde özel küpten şarap yaparlardı bunlar. Çoğu günümüz içki içerdi bunlar, şarap içerlerdi. İslamiyet alkolü birden kesip haram kılmadı Mevla muhtemelen. Frenleyerek, yavaşlayarak Mevla böyle buyurdu. Önce alkolün zararları çok olduğu faydasından. Sonra alkolik namaza yaklaşmayınız ayet-i kerimesi geldi. Sonra Mevlam bunu ayet-i kerime buyurdu. Artık kesin alkol yasaklandı. Buyurun Mevlam burada bizlere. Ya eyyühellezine amenu, ey mümin iman edenler. İnnemel hamru, hamur yani şarap gibi alkol içkiler. Vel meysürü, kumar. Vel ensabı, dikili taşlar. Bir dikili taş şekli ne olursa olsun, eğer o taşa saygı yapılıyorsa o put hükmüne geliyor. Burada Mevlam bize bunu buyuruyor. Alkollü içkiler, kumar ve o şekilde dikili taşlar. Vel ezlamı ve falokları nedir bunlar? Ricsü min ameli şeytan. Ricsün, bunlar ricistir, pisliktir. İki türlü pislik var şeriatta. Biri kendi aslında temizdir ama başka madde bunu pisletmiştir. Mesela kişi daha yeni elbisesini giymiş. Aldı şunu kucağına, şuna kürün altında bezi diyilmiş, üzerine üşedi. Aslında üzerindeki pantolonu, işte etekleri, üst başı temizdir kendisinin. Ama şu işleyince ne oldu? Pislendi bu. Bu nedir?
asıl kendisi temiz ama bunu başka madde pislendirdi. Alkol içkiye gelince bundan kendi de necis. İdrak yok muhtemelen böyle. Yani insan idrarı neyse alkol içkiye bunda bunlardır böyle. Aynıdır bunlardır. Min ameli şeytan, Allah bir bunlar, şeytanın amelinden bunlar. Yani şeytan kişiye buraya tahrik eder, yönlendirmeye çalışır. Eğer şeytan başyol bulamasa, kişi buraya sevk eder muhteremler. Bir insanın kavmi zamanında bir zat varmış. Adı Bersisa. Keramet sahibi. Büyük velimiş kendisi. Öyle muhterem kişi kendisi. Şeytan çok uğraşıyor bununla. Çok uğraşıyor bununla şeytan. Çünkü şeytan bunu yıkarsa bunun çevresi çok muazzam çevresi varmış. Hepsi yıkılacak. Yani bir ana direği yıkıldı mı bina yıkılır kolay. Duvara uğraşmıyor şeytan tabi. Şeytan hep bunu uğraşıyor işte bunu uğraşıyor. Şeytan nereden buraya yaklaşsa yol bulamıyor. Artık şeytan son kozu oynamaya karar veriyor şeytan. Bir pirifani yaş ihtiyar şekilde başına takkesi, cübbesi, sakalı şekilde elinde bastonu kapısına geliyor, kapıyı vuruyor. Kim o diyor? Arkadaş, yolda kalın, yolcuyum, garibim. İlla Allah aşkına bir evine alır mısın bakışa misafir? Gel bakalım, alıyor bunu evine misafir alıyor. Oturuyorlar, konuşuyorlar. Tabi şeytan onu bilmiyordu. Bilemez tabi. Üç gün bu yanında misafir kalıyor şeytan. Üç gün kalıyor. Bu üç gün içerisinde o Bersisa az da yese tabi yemeden olmuyor gene ama. Arada yemek yemesi gerekiyor. Su içmesi gerekiyor. Uyuması gerekiyor. Orta yemeği koyuyor. Suyu koyuyor. Tabi şeytan misafirine davet ediyor. Ben yemem diyor. Su iç, içmem. Çorba içmem. Üç gün böyle olunca Bersisa şimdi şaşırıyor. Sen bu makama nasıl geldin diye bak. Ben de 40 yıldır bu yoldayım. Ama yemeden yapamıyorum. Uyumadan yapamıyorum diyor. Bak sen diye bir şey yemiyorsun, içmiyorsun, uyumuyorsun diyor. Sen makama nasıl geldin diyor. Şeytan bakıyor yakan tamam diyor. Şeytan sevinir şimdi. Şeytan gülüyor. Arkadaş, bu makama gelmek çok güç, çok zor. Sen buraya gelemezsin. Söyle bakalım diyor. Neyse yapacağım diyor. Bu makama ben de geleyim diyor. Israr edince şöyle buyuruyor. Senin diyor ömrün hep Allah kulu ile geçti diyor buna. Hiç günahın yok diyor. Bunun için diyor ibadet ediyorsun. Allah'a zikrediyorsun. Feyiz alıyorsun. Ama hiç günahın olmadığı için İçin Allah korkusuna yanmıyor diyor. Ben önce günahkardım diyor. Çok günah işledim diyor. Sonra elhamdülillah tevbe ettim. Allah'a yöneldim. Ama diyor ne zaman diyor nefsim biraz dünyaya daldı mı yemek istedim mi diyor. Aklıma günahlarımı getiririm. Allah korkusuna diyor. Bana bir feyiz verir diyor. Bir taht verir Mevlam bana diyor. Senin de bu makam gelmen için diyor önce günah işlemen gerek diyor. Önce günah işle, sonra tevbe edersin, onun makama gelebilirsin. Tabii akıl mantık yönünde doğru gibi görünüyor. Yani gerçekçi gibi görünüyor tabii. Zavallı Bersisa da sırf üst makama çıkmak için buna aldanıyor. Peki diye ben de o zaman bir günah işleyeyim. Ama nasıl günah işleyeyim? Onu da bilmiyor şimdi. Nasıl günah işleyeyim? Ne yapayım acaba? Kolay be diyor. Aldığına bir kılıç diyor. Yoldan geçeyim gece karanlık bir adam bir baş kafası vur boyuna diyor. Kılıç öldürdüğü bir sene işte günah böyle diyor. Mesela düşünüyor. Yapamayacağım ben diyor. Katil olmak. Allah'ın yarattığı canı almak. Yapamayacağım bunu diyor. Titriyor. Yapamayacağım diyor. O hale diyor git bir kadına zina et diyor. Düşünüyor. Allah huzurunda o anda kadar kendisi. Allah huzurunda Allah'a göre göre kadına yatmak, çıplak söylemek arada bunu yapamayacağım diyor. Ona korkuyor, titriyor yani böyle yapamayacağım ona diyor. Yok başka bir günah diyor. Başka bir günah.
O zaman şeytan buna içkiyi tavsiye ediyor, şarap içtiği buna peki. Düşünüyor, bakıyor bu, en kolay günahta buna bu geliyor şimdi. Peki bunu yaparım diyor. Ama acaba nerede bulurum içkiyi diyor. Bilmiyor hiç. Şeytan bir adres veriyor buna. Ve adrese de genel orada kadın durmuş orada. Onun içkisi yasak mı yasak o zaman tabi. Gizli satıyor o zamanlar içki. Bu kişi şimdi evden çıkıyor muhtemelen bakınız. Günah işlemek amacı ile niyetiyle Allah istedim niyetiyle evden çıkıyor. Neye? Üst makama gelecek muhtemelen. Aldatır mı şeytan tabi. O adresi buluyor. Bir de bakıyor gerçekten bir genç hanım ama çok mu çok güzel hanım. Orada servis yapıyormuş orada. Gizli olarak yapıyormuş orada. Bu da geliyor. Bakıyor hanım bunun kıyafetine. Allah buraya layık bir insan değil bu ama nasıl düştü buraya bu? Kadın da bir şaşırıyor. Amca buyur falan diyor. Kızım bana verir misin bardağı diyor, şarap diyor işte. Bir tas neyse zamanlar bir kade. Tabii getiriyor buna veriyor. Hiç içmemiş hayatından tabii. Bir insan zayıf içtiği gibi bunu alkol hemen beyni örtüyor beynin böyle. Beyinde dengeyi kaybediyor. Beyinde kontrolü kaybediyor kendisi. Sabuk sabuk konuşma falan başlıyor bu derken başlıyor. Kadın bir tane daha içecek kadından, bir tane daha kadına verince alkol bunu tabii dürtüklü şehvetlerinde kadına da konuşurken bu defa ilk hayatında kadına kayıp işe duyuyor ikisinde kadına karşında. Derken kadına yanaşıyor. Kadın da tam üstüyken, kadın üstündeyken kadın korosu oraya girmiş oluyor. Bu defa kadının korosunu görünce yakalandık bize korkusuyla orada eline geçtiği bir büyük bir odun geçiriyor. Onu adamın başına vuruyor beynine. Zavallı beyni yarıp ölüyor orada böyle. Ölüyor oradan. Bu oradan şimdi çıkıyor. Çıkıyor eve doğru geliyor ama tabii manen düştü artık ama. Manen düştü. Kendi anlıyor kendisini. Bahane kendi düşmüş kendisi. Bakıyor ki normal bir insan böyle. Sıfırladı maneviyatı. Şey hepsi gitti kendisinden. Gaflete kaldı kendisi. Ağrıta kaldı kendisi. Şimdi pişman oluyor. Ama tabii düzelemiyor ama şimdi. Eve giderken şeytan gidip bunu hemen şikayet ediyor. Şeytan buna. Hemen baskın yapıyorlar. Adam ölmüş, beynine vurulmuş böyle. Kadın da orada. Ne oldu diyorlar? İşte böyle böyle bir kişi geldi, böyle yaptı. Hem bunu yakalıyorlar muhtemelen bak. Bunu yakalıyor kendisini. Tabii şeriata göre muhakeme ediyorlar kendisini. İçki içtiği için 80 sopa vurulacak. Cinayeti için bekarmış kendisi, 100 sopa vurulacak. Adam öldürür için de kısaca öldürülecek şimdi bu. Önce buna sopalar vuruluyor. Ondan sonra öldürmek üzere dar ağacına konuyor bu şimdi. Bunu ip getiriyor boyuna da. O anda şeytan bunun karşısına dikiliyor. Bu görüyor şeytanı da böyle. Diyor ki şeytana, arkadaş bak ne geliyor başıma. Ama alkolik günü sonunda, sarhoş günü sonunda şimdi böyle. Dengesi bozuk. Şeytana görünce bak arkadaş başıma ne geliyor bak. Bana yardım et. Ne olacak benim halim? Kolay kurtarırım ben seni diyor. Nasıl kurtarırsın? Sen bana bir secde diye bana diye hem de seni kurtarırım böyle diyor. İp var boynunda ama diyor, nasıl yere kapanayım diyor. Sen diyor, bana seceğini diye başını yere doğru ey diyor. Bu seni geçer diyor, seni kurtarırım ben diyor. Bu şeytan tam ve seyretmeye baş eğerken, cellat ipi birden çekmiş yolu muhtemelen bakı çekiyor, Allah korusun. Dünyadan imansız kafir gidiyor muhtemelen bu şekilde böyle. Bunun için bu Aleyhisselam Hazretleri içki hakkında el hamru içki, şarap, alkol içkiler ümmül fevahiş. Her fuhşiyatı, her kötülüğün annesi kökeni budur. Ve ekberül kebair günahların en büyüğü de budur. Bir insan normal yapamayacağı işi içince yapabiliyor. Ve men şeribel hamre kim ki içki içerse tereke salate, bir de namazını terk eder. Namaz kılamaz tabi. Ve bekala ummihi ve ammetihi ve haletihi. O kişi Allah korusun
annesiyle de, halı teyzesiyle de, kızı karıştırıyor da fuhuşta yapabiliyor muhtemelen. Çünkü dengeyi kaybediyor, beyin kontrolünü kaybediyor kişinin böylece. Yani insanın çıkmış oluyor kişinin böylece. Şimdi demek ki bir insan Allah korusun içki içince beyindeki merkezler çöküyor, örtülüyor, kapanıyor. Devre dışı kalıyor. Yani beyin çalışmıyor. O zaman insan neye benziyor muhteremler? O zaman insan Allah korusun hayvandan daha aşağı inmiş oluyor bakın muhteremler. İnmiş oluyor. Çünkü bir kimse kendini alkole verirse, alkolik olursa, artık sabah alkol içmeye başlasa ne olur? O kişi işini artık ihmal eder. İşini ihmal eder. Evini eşliğini ihmal eder muhteremler. Evini ihmal eder, eşini ihmal eder, çocuğunu ihmal eder, işini ihmal eder böyle. Artık yine alkol vermiş kendisi. Halbuki bakın muhteremler, bakınız. Hiçbir hayvan yavrusunu ihmal etmez. Hiçbir hayvan muhteremler. Yani tavuğundan uçan kuşa kadar, aslana kaplana kadar ne kadar hayvan varsa hiçbir hayvan yavrusunu ihmal etmez. Onu mutlaka besler, büyürür, toplumunu karıştırır bu şekilde böylece. Demek ki insan Allah korusun, alkolik alan kişi, alkolü durumuna gelen kişi ne oluyor? Hayvanın daha aşağı iniyor. Hayvan görevini yapar. Mesela bir iki de fareyi buldu mu, onun peşine düşer. Onu yakalayacak, onun görevi budur muhtemelen. Ama alkolü görevini bırak, işini bırakıyor, ihmal ediyor muhtemelen bu şekilde. Ne oluyor alkolü? Bir nevi ot, bitki. Allah korusun öyle olmuş oluyor. Mevlam buyuruyor, فَجِتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَجِتَنِبُوهُ o içkiden içtinab eden sakının. İçtinab celp yan demektir şöyle. Yani yan yan kaçın şöyle. Ne anlamına geliyor? Şimdi bir insan, ah buyurun muhteremler, bir insan yolda bir kuduz köpek görse, kuduz köpek insan görse, yılan görse kişi mesela bir yerde, kişi ne yapar değil mi? Hemen sırtını dönüp de rahat gidemez. Kişi böyle yan yan kaçar böylece. Acaba geliyor mu, geliyor mu, arkama geliyor mu? Yani Kur'an'daki Allah'ın bakın, şimdi bildirirse bakın önünde. Velham buyuruyor, burada Allah-u Teala fetrükü buyurmuyor bakın. فَجِتَنِبُوهُ alkol ilişkiden içtinap böyle. Yani yan yan böyle, korku korku kaçın böyle. Ama bulaşmasın diye. لَعْلَكُمْ تُفْلِهُونَ ancak o zaman felaha kavuşabilirsiniz. Ancak böyle. Demek ki bir insan alkole bir daldı mı, az mı az çok bir içten bir battı mı Allah korusun, badanaş yapın muhteremler. Demek ki daha içine batar. Sonunda ne olur? Artık beyin çalışmaz. Artık beyinde kontrol gücünü kişi kaybeder. İade gücü kaybeder. Böyle bir alkolik mesela günümüzde araba kullanıyor muhtemelen. Direksiyona oturuyor zavallı değil mi? Oturuyor. Alkolik kendisi böyle. Ama onun kendine güveni vardır muhtemelen. Hatta psikolojide muhtemelen alkolik tek kendine güveni bak alkolik muhtemelen. Psikolojide böyle şey. Alkolü toplumdan kopar, topluma küser, insanlara karşı soğuk davranır böyle. En yakın arkadaşına karşı onun güveni yoktur, alkolüyen. Onun tek güveni kendisinedir. Bu işin ne yapar alkolük? Reisi oturdu mu, onun güveni kendine fazla bir güveni vardır. Güveni vardır kendisinin. Tabii ne hız kontrolünü yapabilir, ne istediği bir dengeyi sağlayabilir. Beyin kontrolüne çıktı, Allah korusun. Kendisinin dışında daha pek çok kazara sebep olur muhtemelen bu şey böyle. Bazı içkilerin tabii günümüzde renkleri farklı oluyor, isimleri farklı oluyor, şu bu oluyor. Bu bir şey fark eder mi? Hadis-i Şerif Nisai'de, İbn-i Mace'de, Ebu Davud'da Hadis-i Şerif. Buyursam adetleri, küllü müskirin haramın.
küllü müskirin haramın. İnsanın sarhoş edeceği her madde, isimde olursa olsun, renginde olursa olsun, hepsi haramdır buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bazıları şöyle yapıyorlar. Efendim beni al içiyorum diyor. İşte sarhoş olmuyorum. Peygamberimiz buna cevabı vermiş. O dönemde bakın trenine. Hadis-i Şerif Ebu Davud'a Tirmizi Hadis-i Şerif'te. Ma eskerü kesirü bak öyle haramın bak. Eğer bir şeye çok işilince kişi sarhoş ediyorsa insanlar az ise sarhoş olmasa yine haram oluyor bak. Haram oluyor böyle. Demek ki bira da kişi az değilse, sarhoş olmasa da yine haram oluyor muhtemelen. Haram oluyor. Yine hadis-i okuyup Aleyhisselam Peygamberimizden hadis-i Tabarani'de men şeribel hamre bir kimse alkol içerse harice çıkar nur imani min cevfihi o kişinin içinden gönlünden iman nuru çıkıyor bak muhteremler Allah korusun böyle. Hem de belli olur muhteremler. Yani alkolikte hemen belli olur muhteremler. Kişi bir alkolü gördü mü hemen belli olur. Demek ki onda iman nuru çıkıyor anlamı muhteremler. Bir insan alkolülürse ne olur? Allah o da var değil mi? Allah korusun. Çok oluyor. Arabada ölüyor, eşyonu da ölüyor, burada ölüyor. Öyle biliyor tabii. Ne olacak bunların durumu? Hadis-i Tabarani'de El hamru ummul habais. Şarap, içkiler ummul habais her türlü pisliğin anası kökünü bunlardır. Fein mate bir insan ölürse ve ye fi batnihi bir insanın içinde damarında hücrelerinde alkol varken kişi ölürse mate mitin cahiliyeten o kimse bir nevi cahili ölümü ölmüş oluyor. Nedir cahili ölümü? İslam önceki ölüm. İslam dışı ölüm muhtemelen Allah korusun. Demek ki bir kimsenin içinde bakınız. Böyle gelir burada. Fî mâte ve yefî batnihî. Bir kimse ölse o kişinin de içinde midesinde, bağırsağında, kanında, hücresinde, organlarında, beyninde alkol var kişi ölürse ne oluyor? Bir nevi cahili ölümüyle ölmüş oluyor. Cahili ölümü. İslam önceki durum yani şirk dönemi. Bir de peygamberimizin bunlara laneti var baktı bakın teremler. O peygamber Aleyhisselam Hazretleri dedi ki Uhud'da, Uhud harbinde peygamberimizin dişini kırdı taşıtıp da peygamberimizin zırhının halkası peygamberin yanağına girdi. Kanadı muazzam kanadı, yaralandı. Hazreti Ebu Ubeyde sahabeden, onun tabi yokmuş pensiyon demek o zamanlar. Hazreti Ebu Ubeyde ne yaptı muhteremler? Ön düşeriyle peygamber o zırhının halkanı tuttu. Böyle çekerken o kadar derin girmiş ki o sahabenin ön düşleri kırıldı bak. Çıktı mı? Yerine çıktı. Kırıldı. Ağaca halka çıkarabildi böyle. Düşünün ki ölüye halka çıkıyor ne oldu tabi? Kan boşandı böyle. Muhtemelen kan boşandı. Peygamber kanı siliyor muhtemelen böyle yere dalmasın diye. Ya Rabbi bunlar bilmiyorlar. Bunlar hidayet ediyor muhtemelen. Peygamber şöyle buyurdu. Eğer yere karam damlasaydı Allah helak eder bunları buyurur. Mekke'yle helak eder muhtemelen. Demek bir peygamberin kanı yere damladı mı o toplum helak oluyor böyle. Helak oluyor. Demek ki öyle bir peygamber ki Aleyhisselam Hazretleri bakınız dişini kırıyorlar yanağına zırh halkası giriyor o kadar derin bir yara açıyor kanı boşanıyor öyle ızdırap çekiyor yine onlara beddua diye dua ediyor onlara ama
içkiye gelince peygamberler lanet yok muhtemelen içkiye gelince. Neden? Çünkü bir toplum içkiye alıştı mı o toplumun o günü de gün değil geleceği zaten karanlıktır muhtemelenler. Karanlıktır bence. Yani alkolü bir genç dönem yetişirse yarın ne olacak emanet olacak ülke onlara ülke battı gitti muhtemelenler bence. Alkolü kişi, alkol bağımlısı kişi hangi makama gelirse gitsin muhtemelenler. Sorumluluğu ne kadar yükselsin yetkisi artsın alkolü ise alkolü bırakamam muhtemelen. Bırakamam bence. Onun için nedir? Onun için önce alkol, ondan sonra görevdir böylece. Şimdi Peygamberimizin bakın lanetine. Adı Şerif bak. Adı Şerif Ebu Davud'da, Hakim'de, Tirmizi İbn-i Hacer'de, Tabarani'de baktığım böyle. Le'anallahu'l hamre. Peygamber şöyle buyuruyor. Allah o alkol içkiyi lanetlesin, lanet olsun ona. Allah lanet olsun alkol içkilere. Demek ki ne kadar alkol içki varsa bunlar peygamberimizin bedduasıyla hepsi lanetlenmişler, lanetlenmişler bunlar. Ve şariba içine de peygamber lanet etti, içine de. O da lanet olsun. Ve sakıya içkiyi sunan servis yapanlara. Mesela bir erkek yani içerken hanım buna servis yaparsa, içki ikram eder, şey yaparsa o da lanete giriyor muhtemelen böyle şey. Ya da gazinoda şu da burada. Demek ki içki lanetleniyor, içen lanetleniyor ve buna servisi yapan bu da lanetleniyor. Ve bayi'a, bayisi de satıcısı da. Satan da kendi içmese bile o da buna lanetleniyor. Ve müte'aha ve alan da. Ve asiraha ve mutesiraha sıkan sıktıran. Tabi işte elde yapıldığı için bu taşı kullanılıyor. Demek ki bunu imar edenin de ettirenin de o da Allah'ın lanetine girmiş oluyor. Ve hamileha bunu yükleyip taşıyan da. Taşıyan da. İster sırtına taşısın, ister poşete koysun, isterse kamyona taşısın bunu. Demin ki alkolü taşıyan da aldığı para kesinlikle haram oluyor. Bir de peygamber lanete uğramış oluyor Allah'ın lanetine. Vel muhtemelete ileyhi bir de yüklenen vasıta o da lanetini yok. Lanetini böylece. Ve akile semena parası yiyenlere de. Burada ilgi çeken bir şey var işte burada. Yüklenen tabi işte hayvana yükleniyormuş. Önümüzde vasıta var şimdi. Bunlara peygamber lanet ediyor bunlara da. Lanet ediyor bunlara. Peki bunlar nasıl lanet bunlar oluyor? Bir hadis okuyacağım muhteremler. Hadis-i şerif. Bir devenin lanetlenmesi konusu var bu hadis-i şerifte. Hadis-i şerif sahih Müslim'de hadis-i şerifte. Sahabe-i kiramdan İmran Hüseyin Hazretleri bize bunu bildiriyor. Kale şöyle buyuruyor. Hüseyin Fibal Esfarihi biz diyor peygamberle beraber bir yolculuk esasında idik. Yoldaydık. Yolculuk. Ve emre ertün min el ensari alakatin. Ensardan bir kadın da bir dişi deveye binmişti. Ensar Medine yerlisi. Demek ki bu sefer de kadın da varmış. Ensardan Medine yerlisinden bir kadın da bir dişi deve üzere binmiş ve giderlerken fevvaciret felianet ha. O anda kadının birden deveye bir canı sıkılıyor. Deve kadını bir sıkıyor. Demek deve huzurlu bir şey yaptı o anda. Bir şey yaptı o anda. Kadın birden böyle kızıyor, sıkılıyor deveye. Felianet ha, deve lanet okuyor. Allah size lanet eylesin diyor. Deve lanet okuyor. Kadın. Deveye. Fesimeh Resulullah. Peygamber bunu duydu. Kadın deveye lanet okudu. Peygamber bunu duydu. Fekale. Burada Aleyhisselam Hazretleri hesabına huzuma aleyha. O devedeki kadınlardan alın, indirin aşağı. Ve de'uha
deveye sahibim gitsin, sağlam gitsin. Fînneha melûnetin, o deve artık melûndur, lanet edilmiş ki artık deve bilinmez buyurmaktan. Hadis-i şerif muhteremler, hadis-i şerif sahih Müslüm hadis-i şerif başlarken bakınız. Demek ki Peygamber bir yolculuk ederken Eshab'ın beraber Ensar'dan Medine yerleşen kadının birisi bindiği deve kadın biraz sıkıyor. Kadın sık oluyor, daralıyor, kızıyor. Deve lanet okuyor kadın deveye. Allah size lanet etsin diyor. Peygamber bunu duyunca indiriyor kadın aşağı. Deveye salın gitsin. O artık melundur. Bunu bırakın bir emredemler. O deve kim dokunmadı derler. Kim deveye dokunmadı? Deve baş baş dolaştı gitti bu şekilde böyle işte. Şimdi bir de şu aklımda geliyor muhteremler. Günümüzde de Allah korusun bazı kişiler genelde hanımlarımız daha çok yapıyorlar. Mesela şuraya kızıyor. Allah ben Allah size lanet etsin diyorlar muhteremler. Bakınız. Kadın devesine kızarak lanet ediyor. Peygamber'e buyuruyor. Kadını aşağı indirin. Deveye bırakın gitsin. O deve lanet edilmiştir diyor. Deveden yararlanmak bile yasak. Deve ölmek yasak muhtemelen. Deveden yararlanmak yasak oluyor böyle şey. Düşünün ki içki, alkol içkiler muhtemelen. Alkol içkiler bakınız. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber ne yapıyor? Her türlü alkol içkiye Peygamber lanet ediyor. Allah lanet olsun o içkiye. Neden? Ümmül Habais. Her kötülüğün kökeni odur muhtemelen. Kökünü böyle şey. Kavga yaptıran, dövüş yaptıran, ara bozan, yuvaları yıkan, çocuk yetim bırakan, kazara sebep olan, hastalara sebep olan her şeyin kökünü bundadır muhtemelen. Kökün bundadır. Sen bir şeyin kökü temizlenmeden toplum temizlenemez böyle. Bunun için başta mutlaka ne geliyor? İçkiden kurtulma gerekiyor. Bunun için Peygamber ne yapıyor? Lanet-i Muhtemelen. Demek ki her tür içkiler Peygamber değil de lanetlenmiştir. Onun da hepsi melundur muhtemelen. Melundur böyle şey. Bunun için kişi değil onu içmesi, üzerine damlasa onu yıkaması gerekiyor muhtemelen. Ayrıca içene de bakma. Satana da, alana da, taşıyana da, imar edene de, hepsine de Peygamberimiz lanet-i muhteremler. Ayet-i Kerime muhterem devam ediyor burada. Onu özeteyim inşallah. Mevlam buyuruyor ki şeytan buna ne amaç ediniyor? Aranıza adavet, balda vermek istiyor. Kin. Birkaç kişi bir araya gelirler, beraber içmeye başlarlar. Önce samimidirler. Konuşta gülerler. Sonra da ne olur? İş değişir muhtemelen. İş değişir böylece. Bir genç varmış, yenişen bir genç. Annesine, babasına tam sadakate bağlı gençmiş kendisi. İyi ahlaklıymış böylece. Nasıl olsa birkaç tane kötü arkadaşı bunu elde etmişler. İlla gel diyorlar, biraz da şarap içelim diyor buna. Alkol alalım diyor buna. Bu da ben diye babama sormadan bir şey yapamam diyor böyle. Ya babam izin vermez sana. Olsun, bir olma sorayım bakalım diyor. Babacığım diyor, arkadaşlarım diyor, ben çok rica ettiler bana diyor. İzin verirsen diyor, bir akşam gideyim, az içki şeyim ben de. Babası yavrum diyor, olur ama yalnız sen gönderme yavrum diyor. Ben sen kerim götürürüm evladım diyor. Arkadaşlar size gitsin onlar diyor. Onlar işi içkiye başlasınlar diyor. Ben seni kendim sana götürürüm orada, bekletir içeceğim orada burada yavrum diyor. Çünkü peki diyor. Arkadaşlar tabii gidiyor arkadaşları da. Babası bunu geç gidiyor mutfak. Babası bunu çok geç saatte oraya götürüyor. Bir gibi bakıyor içkiye, içkiye gibi bakıyorlar. Bir toplum toplanmışlar gençler. İçmişler ama kimi kavga ediyor, kimi bağırıyor, kimi kusuyor, kimi altına içiyor. Artık leş yokmuş orada böyle.
Şimdi bunları görünce vallahi ben bu işe vazgeçtim muhtemelen. Yani bazen iyi bir başlanıyor ama sonu mutlaka kötü muhtemelen böyle. Arada samimiyet olmaz muhtemelen böyle. Yani alkolik, sarı alkolik kişi yalnız tek kendine güveni muhtemelen böyle. En samimi arkadaşı güvenmez, güvensizdir ona muhtemelen. Güvenmez bunlara böyle şey. Bunun için saldırıcı olur, saldırgan olur. Anava tanamaz, eşini tanamaz, nikaha gider, imana gider, yuvasını yıkar, işini bozar. Bir anda toplumu bozar götürür muhtemelen bu şekilde böylece. Lillahi Teala Fatiha.